Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Resulünün Muhammedin ve ala alihi Programımızın yeni bir bölümünde birlikteyiz. Nur ikliminden Mektubat Risalesi'nin devamında olan 16. mektuba geldik. 16. mektup Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine qâle lehumun nâsu innen nâse gaccema'u lekum fahşahum fazadahum imana ve qalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Şu mektup fe qule lehu qavlen sırrına mazhar olmuş. Şiddetli yazılmamış. Çoklar tarafından Sarihen ve manen gelen bir suale cevaptır. Bu evet e, kavli leyinle yazılmasındaki maksat Allah'u alem. Üstad Hazretleri yani Resulun tarzını bize öyle başka risalelerde de öyle bildiriyor. E, kavlen kavlindeki yumuşaklık yani sözü yumuşak söylemesindeki şey Musa Aleyhisselam'a da Allah'ın emri ona git yumuşak söz ile söyle. İkazatı yumuşak dille yapılması hele bu asrın insanında daha tesirli olduğu görülüyor. Üstad bu Risale'de ve Risale'nin ekserilerinde tarz bu mümal şu cevabı vermek benim için hoş değil arzu etmiyorum. Her şeyimi Cenab-ı Hakk'ın tevekkülüne bağlamıştım. Fakat ben kendi halimde ve alemimde rahat bırakılmadım. Ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için yeni sahip değil bil mecburiye, eski sahip lisanıyla, şahsım için değil belki dostlarımı ve sözlerimi ehli dünyanın evham ve eziyetinden kurtarmak için hakikati hali hem dostlarıma, hem ehli dünyaya ve ehli hükme beyan etmek için 5 nokta beyan ediyorum. Evet Üstad aslında bu konuya girmek istemediğini de ama sözler ve dostlarının müdafaası için bir parça bahsedip bu konuda onların aklındaki soruları izale edecek olduğunu ifade ediyor. Birinci nokta denilmiş ne için siyasetten çekildin hiç anlaşmıyorsun. Eski sahip döneminde İstanbul'da bir parça belki siyaset dirilmese de ki Darül, Hikmet, Darül Hikmetül Ağza dönemi olduğu zamanlardaki gibi hükümet işleriyle tabiri caizse hala kadar olmuş. Ama son zamanlarındaki yeni sahip dönem olarak ifade ettiği hayatından sonraki kısmında artık herhangi bir hükümet ve siyaset işiyle iştigal etmediğini hem kendisi her yerde ifade ediyor hem hala ahvali gösteriyor hem de herkes biliyor ve sual ediyorlar neden bıraktın Ercan 9 sene evvel eski Said bir miktar siyasete girdi belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye Beyhude yoruldu ve gördü ki o yol meşkuk ve müşkilatlı ve bana nispeten fuzulyane hem en lüzumlu hizmet hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Evet bu çok, yani yolunun hele bu asırda bu müşkilatlı ve meşgul olusu oluşunda bu şekli hazırını Üstad imana ve İslam'a hizmet olarak o selametli bir yolu um umum, görmediğinden bunu hatarlı buluyor ve asıl lüzumlu hizmete mani olarak görüyor çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağın alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren ya muvafık olur veya muhalif olur. Evet siyasetin özünü üstad bizi üretiyor. Siyaset iki nevidir ya muvafık ya muhaliftir. Yani ya var olan hazır bir hareketle iştigal ya da ona muhalefetten ibarettir. Eğer muvafık olsa madem memur ve mebus değilim o halde siyasetçilik bana fuzuli ve malayani bir şeydir. Evet muvaffuk tarafta olsam madem memur değilim hükümetin biraz yani işlerinde bende bir parça katkıda bulunurum hesabını güdecek değil. Bana ihtiyaç yok ki beyhude karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem he, muhalefet, muhalefet edecek olsa ya fikirle veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikir, fikirli olsa bana ihtiyaç yok. Çünkü mesail tavazu etmiş. Herkes benim gibi bilir. Beyhude çanaçanlık manasıdır. Evet şimdi bu asırda bu şey çok gerçekten de abam tarafından bile he, he, her şey gün gibi aşikar oluyor. Onun için de muhalefet ediyoruz. Bazı şeyler dile getiriyoruz manası da beyhudedir. Eğer kuvvet ile ve hadise çıkarmak ile muhalefet etsem husulü meşgul bir maksat için binler günah girmek ihtimal var. Eğer kuvvete başvursa, vurulsa o daha tehlikeli. Birinin yüzünden çoklar belaya düşer. Hem on ihtimalden bir iki ihtimale binen günahlara girmek, masumları günah atmak, vicdanım kabul etmiyor diye eski Seyit sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyevi siyaseti terk etti. Buna katı şahit o vakitten beri 8 senede bir tek gazetenin okuduğum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki 8 sene evvel günde 8 gazete eski sayıda okuyordum. Hem 5 senedir bütün dikkat ile benim halime nezaret ediliyor. Siyasetvari bir telaşuk gören söylesin. Halbuki benim gibi asabi ve innemel hilatu fitarkil hiyal düsturuyla en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alakasız bir insanın dil 8 sene 8 gün bir fikri gizli kalmaz. Evet üstadın o zamanki halini sık sık tarafsız ediyorlar nöbetli sıkı sıkı izleme altında. Siyasete ait bir şey bulup da o zamanki merkez hükümete yetiştirip güya onunla bir sıkıntı vermek ama Üstadın innemel hilatu tu terkil hiyal diyerek hiçbir şekilde siyasete ve şeye, hileye başvurmadığını görüyoruz. Siyaset iştahası ve arzusu olsaydı tetkikata, tarihata lüzum bırakmaya top güllesi gibi sağda verecektim. İkinci nokta, hini sayet niçin bu kadar şiddetle siyasetten tecemmü ediyor? Evet, İkinci bir sual geliyor ki, hini Said, niye bu? Eski sayet Bıraktığı yeni sahip neden siyasetten uzak? El cevap: Milyarlar seneden ziyade olan hayat ebediyeye çalışmasını ve kazanmasını meşrub bir iki sene hayat dünyayı lüzumsuz, fuzuli bir süreçte karışma ile feda etmemek için hem en mühim, en lüzumlu en saf en hakikatli olan hizmeti iman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyor çünkü diyor. Ben ihtiyar oluyorum. Bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş hayat ebediye çalışmak lazım geliyor. Bu aslında insana yani bizlere de cenab bak buradan istifade etmeyi nasip etsin. Her işimizde öyle bir rehber olabilir. Yani bize ait, mesleğimize ait kendimizi geliştirmek noktasında belki uğraşabiliriz, belki takip edebiliriz günlük gelişimlerin ama sahir şeyleri bizde de oluyor haliyle Cenab-ı Hak istikametten ayrılmasın. Özellikle siyasetin o cazibedar olan kısmını takip etmek ki kalbin safi kalmıyor. Bir tarafa meyledebiliyor. Bir bu ciheti iki milyonlar sene ebedi hayatın çalışılması kazanılması burada olacak. Bundan alıkoyuyor. Üç fuzulli bir sürete karışma, karışmışlığın neticesinde gelen o yorgunluk, o aklın geveze oluşu e, insanda istikametin Allah korusun kaybına sebep olabiliyor. Çünkü diyor ben ihtiyar oluyorum. Bundan sonra kaç sene yaşayacağım bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş hayat ebediye çalışmak lazım geliyor. Hayat ebediye kazanmakta en birinci vasıta ve saadet ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Öyleyse bana en mühim iş, buradan hepimiz dersimizi, hepimiz hissemizi alabiliriz. Hayat ebediyeye çalışmak lazım geliyor. Hayat ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadet ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Varsa vaktimiz imana çalışmalıyız. Çünkü saadet ebediyenin anahtarı odur. O ebedi hazinelerin açılışı onunla oluyor. Fakat ilim itibariyle insanlara dair bir menfaat dokundurmak için şeran hizmete mükellef olduğundan hizmet etmek isterim. Lakin o hizmet ya hayat içtimaiye ve dünyeviyeye ait olacak, o ise elimden gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciheti bırakıp en mühim, en özünü, en selametli olan imana hizmet cihetini tercih ettim. Peki insanda bir parça ilim varsa şu akla gelir. insan beşer bundan istifade etmeli. Ben daha doğrusu bu noktada mesulüm. Bunu paylaşmam gerekiyor diye aklına gelirse insanın bir insanın aklına böyle bir şey gelirse peki ne demeli? O, o zaman o hizmet ya hayat içtimaya ve dünyeviye ait olacak o elimden gelmez. Eğer dünyevi noktada ise elimizden gelebiliyorsa dünyevi olarak insanların rahatına yani bir teknik konuda insanlarla bunu paylaşmak noktasında olabilir. Lakin o hizmet hayat sistemine ve dünyaya ait olduğundan bu noktada fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilebilir mi onu düşünmek lazım. Üstad kendi hayatından olarak onun için diyor. O fırtınalı zamanda sağlam hizmet edilmek onun için o ciheti bırakıp en mühim, en lüzumlu, en sermetli olan iman hizmetini tercih ettim. Evet, yani bu özellikle İslami hizmetler e, hedef alan yani İslam hizmetlere bir insan ben hizmet ediyorum diye düşünüyorsa o noktada evvela başka bir işle meşgul olmaması gerekiyor ki o bulanmasın. Hayat ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta en sa ve saadet ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Kendi nefsime kazandığım hakiki imaniyeyi ve nefsimde tecrübe ettiğim manevi ilaçları sayır insanların eline geçmek için o kapıyı açık bırakıyorum. Belki Cenab-ı Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günahıma kefaret yapar. Bu hizmete karşı şeytan aracından başka hiç kimsenin mümin olsun, kafir olsun, sıddık olsun, zındık olsun karşı gelmeye hakkı yoktur. Bir de böyle bir durumda Cenab-ı Hak bu hizmeti eğer kabul ediyorsa, yapılan imani İslam hizmetler kabul edilmişse, şeytan racinden başkası kafir olsun, sıddık olsun, zındık olsun karşı gelmemeli. Ortada bir güzellik var çünkü. Çünkü imansılık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskta, kebayirde birer menhus lezzeti şeytaniye bulunabilir. Günahlarda, fıstıkta belki menhus lezzetler bulunabilir ama imansızlık başka bir şeye benzemiyor. Fakat imansızlıkta hiçbir cihet lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde azaptır. İnsanların iman, imansızlığa sevk etmek öyle bir şey ki elem içinde elem, azap içinde azap. İşte böyle hassiz bir hayat ebediyeye çalışmayı ve iman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak, İhtiyarlık zamanında lüzumsuz tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak, belki atılmak benim gibi alakasız ve yalnız ve eski günahlarına kefaret aramaya mecbur bir adamda ne kadar hilaf akıldır, ne kadar hilaf hikmettir, ne derece bir divaneliktir, divaneler de anlayabilirler. Ama Kur'an ve imanın hizmeti niçin beni men ediyor dersen, ben de derim ki hakiki imaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde siyaset ile alude olsa idim elimdeki o elmaslar iyi alınabilen avam tarafından acaba taraftar kazanmak için bir propaganda siyaset değil mi diye düşünürler o elmaslara adi şişeler nazarıyla bakabilirler o halde ben o siyasete temas etmekle o elmaslara zulmedelim kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. İşte iyi ehli dünya neden benimle uğraşıyorsunuz? Beni kendi halime bırakmıyorsunuz. Evet üstad zaten bu elmasların avam, yufal olabilen avam tarafından çabuk kafalar bulandırılan avam tarafından o elmas hakikatler nazardan düşmemesi için başka bir şeyi elinde tutmuyor ki görünmesin. Yani hizmetimizde başka bir şey görünmüyor ki o elmas gibi hakikatlere insanlar ha, bu elmastır diyeyim, kıymetini versin. Eğer derseniz şeyhler bazen içimize karışıyorlar. Sana da bazen şeyh derler. Ben de derim hey efendiler ben şeyh değilim ben hocayım. Buna delil dört senedir buradayım. Bir tek adam adama tarikat verseydim, Şüpheye hakkınız olurdu. Belki yanıma gelen herkese demişim iman lazım, İslamiyet lazım, tarikat zamanı değil. Bir de bizim hizmetimizin bir başka yönü de ben merkezci bir şey yok. Yani bir insanın etrafında toplanmış gibi bir durum değil. Herkes nasıl ki İslamiyet'te herkes Kur'an'dan dersini alıyor. Aynı öyle Risale-i derslerini alabilirler. Ki risale Kur'an'dan almış derslerini ondan doğrudan Kur'an'dan alma kabiliyeti olanlar da Kur'an'dan alıp Kur'an'a ve imana hizmet edebilirler. Ki Bediüzzaman Hazretleri de her daim tavsiyesi iman lazım, İslamiyet lazım, tarikası değil diyor. Bu da bir başka yön. Eğer derseniz sana Said-i Kürdi derler. Belki sende unsuriyet perverli fikri var. O işimize gelmiyor. Ben de derim hey efendiler. Eski Said ve yeni Said'in yazdıkları meydanda şahit gösteriyorum ki ben el İslamiyetül ile asabiyetil cahiliye Fermanın katisiyle eski zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyet Perverliği, e, perverliği Avrupa'nın bir nevi Frenk illeti olduğundan Bir zehri kadil hükmünde Hükmünde bakmışım Ve Avrupa O frenk illetini İslam için atmış Ta tefrika Versin parçalasın Yırtmasına hazır olsun Diye düşünür O frenk illetine Karşı eskiden beri Tedaviye çalıştığımı talebelerim bana temas edenler biliyorlar. Madem böyledir, değil hey efendiler. Her bir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Şartta bir nefer hata ise karta bir nefer re askerlik münasebetle zahmet ve ceza vermek veya İstanbul'da bir esnaf cine esnafın cinayetiyle Bağdat'ta bir dükkancıyı esnaflık münasebetle mahkum etmek neminden? her hadiseyi dünyevi yedi, bana sıkıntı vermek hangi usulledir, hangi vicdan hükmeder, hangi maslahat iktiz eder. Üçüncü nokta. Halimi ve istirahatimi düşünen ve her müsbete karşı sabırla sükutumu istira eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki. Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok şiddetli ve izzetliydin. Edna bir takire tahammül edemezdin. El cevap. İki küçük hadiseyi ve hakikayı dinleyiniz cevabını alınız. Birinci kez iki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz gıyabında haline hakaretle hakarete sözler söylemişti. Sonra bana söylediler bir saat kadar eski sayıt damarıyla müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi sıkıntıyı izal edip o adamı da bana helal ettirdi. O hakka şudur. Nefsime dedim. Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise beni nefsimin terbiyesine sevk eder. Ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret kazibeden kurtarmaya yardımdır. Evet ben nefsim, nefsimle musalla etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse ondan darılmak değil belki memnun olmak lazım gelir. Eğer o adamın takiratı benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma ait ise o bana ait değil o adamı beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyorum. O azizdir, hakimdir. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nevinden ise o da bana ait değil. Ben menfi ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan hasiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir oldum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilayete hükmedenlere aittir.'' bir insanın elindeki esirini takip etmek sahibine aittir. O müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti. emri ila Allah inna Allah basirun bil ibad dedim. O vakay olmamış gibi saydım unuttum. Fakat muhatesiz sonra anlaşıldı ki Kur'an onu helal etmemiş. İkinci ki şu senede işittim ki bir hadise olmuş. O hadisenin vukuundan sonra yalnız icma alem vukuunu işittiğim halde o vakayla ile ciddi alakadar imişim gibi bir muamele gördüm. Zaten muhabere etmiyordum. Esnem de pek nadir olarak bir meseleyi maniyi bir dostuma yazardım. Hatta dört sene kardeşime bir tek mektup yazdım. Ve o ihtilattan hem kendimi men ediyordum hem de ehli dünya beni men ediyordu. Evet. Yalnız bir iki hafta bile haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirlerse ayda bir ikisi bazı bir iki dakika bir meseleyi ahirete dair benimle görüşüyordu. Bu gurbet halinde, garip, yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya benim gibiler muvaffak olmayan bir köyde her şeyden, her men edildim. Hatta 4 sene evvel harap olmuş bir camiyi tamir ettim. Memleketimde imamlık, vaizlik ve sikam imamlık ve Vaiz, vaizlik ve elimde olduğundan o camide 4 senedir Allah kabul etsin imamlık ettiğim halde. Şu mübarek geçen Ramazan'da mescide gidemedim. Bazen yalnız namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın 25 sahabından ve hayrından mahrum kaldım. İşte başıma gelen bu iki hadiseye karşı aynen iki sene evvel o memurun bana karşı muamelesini, muamelesine gösterdiğim sabır ve tahammülümü gösterdim. İnşallah devam ettireceğim. Şöyle de düşünüyorum ve diyorum ki eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazik ayıplı ve kusurlu nefsim için ise helal ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslah hal eder. Hem ona kefat üzünü bulur. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Eğer imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım ciletinde ehli dünya beni tazik ediyorsa onun müdafası bana ait değil onu Aziz havale ediyorum. Eğer asılsız ve yaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhreti Kazbe'yi kırmak için teveccüh ammeyi hakkında bozmak murad ise onlara rahmet. Çünkü teveccüh ammeye masal olmak, halkların nazarında şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardı zannedelim. Evet bir de imana hizmet eden insanın şöhrete ihtiyacı yok. O kendinde kendini değil kendinde olan o kemalatını nazar alabilirse o noktada şahsına zaten bir teveccühe gerek yok. Benimle temas edenler beni bilirler ki şahsıma karşı hürmet istemiyorum. Belki nefret ediyorum. Hatta kıymetler mühim bir dostumu fazla hürmeti için belki 50 defa tekdir etmişim. Eğer beni çürütmek ve efkaran düşürtmek sigaret ettirmekten muratları, tercümanlık ettiğim hakayık imaniye ve Kur'an'a ait ise beyhudedir. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez, gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz. Dördüncü nokta, evhamlı bir sualin cevabıdır. Birincisi, ehli dünya bana der ne ile yaşıyorsun, çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sayıyla geçenleri istemiyoruz. El cevap, ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzakımdan başka kimsenin minnetini almıyorum. Ve almamaya da karar vermişim. Evet günde 100 para. Belki kırk parayla yaşayan bir adam. Başkasının minnetini almaz. Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gururu, bir enaniyeti hisseder eder fikriyle beyan etmek bana pek ne hoştur. Fakat midem, fakat madem ehli dünya evhamlı bir surette soruyorlar, ben de derim ki, küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek, velev zekat dahi olsa hem maaş kabul etmemek, yalnız bir iki sene Darül Hikmetül İslamiye'de da dostlarımın icbarıyla kabul etmeye mecbur oldum ve o parayı da manen milleti iade ettik. Hem maişeti dünyevi için minnet altına girmemek bütün ömrümde bir düsturu hayatımdır. Bu beş seneki nefimde çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denilse derim. Bereket ve ikram-ı ilahiyle yaşıyorum. Nefsim çenden her hakirete, her ihanete müstakisi de fakat Kur'an hizmetimin kerameti olarak erzak hususunda ikram ilahi olan berekete masar oluyorum. Bu ama benim Rabbi kefa haddi sırrıyla Cenab-ı Hakk'ın bana ihsanatı, ettiği bana ihsanatı yad edip bir şükrün manevi evinde birkaç numunesini söyleyeceğim. Bir şükrü, şükrü, manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Çünkü müfti hirane gizli bereketi ishal etmek kesilmesine sebep olur. Fakat ne çare söylemeye mecbur oldum. İşte birisi şu altı aydır 36 ekmekten ibaret bir bir kilo buğday bana kafi geldi. Daha var bitmemiş. Ne miktar kifayet edecek bilmiyorum. Haşiye bir sene devam ettim. İkincisi şu mübarek Ramazan'da Yalnız iki haneden bana yemek geldi. İkisi de beni hasret etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten memnunum. Mütebakisi bütün Ramazan'da benim idareme bakan mübarek bir han hanenin ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş'un ihbarı ve şehadetiyle üç ekmek bir kıyıya pirinç bana kafi gelmiştir. Kıyıya kilo demektir. Hatta o pirinç 15 gün Ramazan'dan sonra bitmiştir. Üçüncüsü daha da 3 ay. Benim 3 ay bana ve misafirlerime bir kıyıya tereyağı, her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kafi geldi. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı. Benim ekmeğim de onun ekmeği de bitiyordu. Çarşamba günüydi. Dedim ona git ekmek getir. 2 saat her tarafımızda kimse yok ki oradan ekmek alsın. Cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek arzu ediyordum dedi. Ben de dedim tevekkül ne alallah kal. Sonra bir hiç münasebet olmadığı halde ve bir bahane yokken ikimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. İbrikte bir parça su vardı, bir parça şekerli çayımız vardı. Dedim kardeşim bir parça çay yap. O da ona başladı. Ben de derin bir dereye bakar bir katran ağacı altında oturdum. Müteessifane şöyle düşündüm ki iki gün nasıl yapacağız ve bu safi kalp adama ne diyeceğim diye düşünmediyken birden bire başım çevrilir gibi başımı çevirdim gördüm ki koca bir ekmek katran ağzının üstünde dallar içinde bize bakıyor dedim Süleyman müjde Cenab-ı Hak bize rızık verdi. Bu ekmeği aldık. Bakıyoruz ki kuşlar ve hayvanat vahşi hiçbiri ilişmemiş. 20-30 gündür hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı. O ekmek ikimize iki gün kafi geldi. Biz yerken bitmek üzereyken 4 sene sadık bir sıdıkın olan müstakim Süleyman ekmekle aşağıdan çıka geldi. Dördüncüsü şu üstündeki sakoyu 7 sene evvel eski olarak kalmıştım. 5 senedir elbise, çamaşır, papu, çorap için 4,5 lira ile idare ettim. Bereket, iktisat ve rahmet ilahi bana kafi geldi. İşte şu numuneler gibi çok şeyler var ve bereket ilahinin çok cihetleri var. Bu köy halkı çoğunu bilirler. Fakat sakın bunları fakir için zikrediyorum zannetmeyiniz. Belki mecbur oldum hem benim için iyiliğe bir medar olduğunu düşünmeyiniz. Bu bereketler ya yanıma gelen halis dostlarıma ihsandır veya hizmet-i Kur'an'ıya bir ikramdır. Veya iktisadın bereketli bir menfaattir veyahut Ya Rahim Ya Rahim ile zikreden ve yanımda bulunan dört kedinin rızıklarıdır ki bereket suretine gelir ben de ondan istifade ederim. Evet hazin mürmürlerini dikkatle dinlesen Ya Rahim Ya Rahim çektiklerini anlarsın. Kedi bahsi geldi tavuğu atıra getirdi. Bir tavuğum var şu kışta yumurta makinesi gibi pek az ile her gün rahmet hasinesinden bana bir yumurta getiriyordu. Hem bir, bir gün iki yumurta getirdi. Ben de hayrette kaldım. Dostlarıma sordum. Böyle olur mu? Dediler. Belki bir ihsan ilahidir. Hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük yavrusu vardı. Ramazan-ı Şerif'in başında yumurtaya başladı. Ta 40 gün devam etti. Hem küçük hem kışta hem Ramazan'da bu hali bir ikram-ı Rabban olduğuna ne benim ne de bana hizmetten şüphe eden şüphemiz kalmadı. Ne vakit annesi kesti hemen o başladı. Beni yumurtasız bırakmadı. Evet. Demek ki Üstadımızın Bu İktisat ve bereketle Bu Salin cevabında Olduğu gibi Ne ile yaşıyor Diye merak edenlere Bir cevabı oluyor Ehli dünya da Artık Merakında gidermiş oluyor ve o noktada Tarasuz etmiyor Bir başka dersimizde görüşmek ile Allah'a emanet olun. Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur külliyatından derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.